Ereğli'de hayata geçirilecek olan özel hastane için imza töreni belediye kültür merkezinde yapılan programla gerçekleşti. Programa Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Kadir Düzen, AK Parti İlçe Başkan Vekili Zübeyir Dursun, Karaman Tıp Merkezi sahibi Doktor Mustafa Akgüzel, muhtarlar, oda ve birlik başkanları, STK temsilcileri, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Evet, müziğimizi kısalım. Programda konuşmalar yapıldı. Özgeçmiş olarak şirketimizden ve kendimden bahsetmek istiyorum. Yaklaşık 23 yıldır Karaman'da iç hastalıkları uzmanı olarak hizmet veren bir hekimim. Yaklaşık 11-12 yıldır da sağlık kurumu tesis ederek yaklaşık 20 branş civarında tüm branşlarda hizmet veren tam donanımlı bir tıp merkeziyle Karaman Tıp Merkezi olarak Karaman'da hizmet vermekteyiz. Ereğli şehrimizde öncelikli ihtiyaç olan modern yapıda bir tesisi buraya kazandırmak için kolları sıvamış bulunmaktayız. Yapacağımız tesisimiz yaklaşık 100 yataklı olacak. Aşağı yukarı 90-100 milyon TL civarında bir yatırım hedefliyoruz. Başlangıçta belki bir iki öncelikli birimiz daha sonra hizmete girebilecek kardiyovasküler cerrahi, onkoloji ve nükleer tıp gibi ama bunun dışında bütün diğer branşları içeren her türlü üçüncü basamak yoğun bakım hizmetleri dahil son derece nezih, modern tıbbi donanımlarıyla çağa uygun bir inşallah hastanemiz olacak. Ereğli'miz için önemli ve büyük bir yatırım. Biz siyasette hastane konusunda çok eleştiriler aldık arkadaşlar. Önce hastane yapılamadı vesaire falan dendi. Sonra hastanemiz bitti. İşte içinde doktor yok dendi. Aslında doktorlarımız da vardı. Gittiğimiz her yerde temel olarak şu sorunu anlatmaya çalıştık. Dedik ki, ya bakın, çevremizde Niğde, Aksaray, Karaman, işte Bor, Konya'yı zaten saymıyorum. Özel hastanesi olan şehirler bunlar. Ereğli'de özel hastane yok. Ve özel hastane olmadığı için de devlet hastanesinin yükü çok fazlaydı. Ben kıymetli yatırımcımıza ve değerli belediye başkanımıza girişimleri için teşekkür ediyorum. Hepinize hoş geldiniz. Şu anda duygu yüklüyüm ve çok da mutluyum. Çok da mütevazi bir ortam içerisinde. Az önce Emrah her ne kadar bu işi bizim mimar olarak bizi mimarısı olarak da takdim etse de bu işin mimarı bizleriz. Çünkü niye bizleriz? Bizler bu gücü görüyoruz. Bizler bu gücü, samimiyeti hissediyoruz hemşehrilerimizden ve sizlerden. Onun için Allah da işimizi rast getirdi. Tabii böyle ortam samimi ve mütevazı bir ortam olunca biraz daha bu duygularımızı açığa vurmakta fayda var. 2014'te belediye başkanı olduktan sonra ya da belediye başkanı olacağımız süreçte kafamıza koyduğumuz en önemli şeylerden birisi sağlıkla ilgili bir yatırımın Ereğli'ye gelmesiydi. Bu anlamda göreve gelir gelmez ilk önce Ereğli'mizde daha önce iki tane özel sağlık hastanesi vardı sağlık kuruluşu olarak. Bunlar tamamen işletim hatası nedeniyle veya o nedenlerle dolayı kapandı. 100 yataklı tam teşekküllü bir hastane olarak yaptığımız, şimdi biraz sonra imzalayacağımız sözleşmede şu şartları koyduk. Bunu tüm kamuoyuyla paylaşıyoruz. Dedik ki arsayı size taksitle satıyoruz, belli bir peşinat alıyoruz. 6 ay içerisinde ruhsatınızı alacaksınız, işlemlerinizi başlayacaksınız, kazmaya küreye vurup işe başlayacaksınız. Eğer 6 ay içerisinde bu işi başlatıp bir sürece girmezseniz yatırdığınız peşinat ve teminatı biz belediyeye irat kaydederiz dedik. Tamam mıyız? Tamam. Ve hastaneyi 2 yıl içerisinde yapacaksınız. Ve yapacağınız hastane en az 75 yataklı diye söyledik ama arkadaşlar jest olsun diye 100 yatak dediler. 100 yataklı yapacaksınız. İşte çalışacak personelin uzmanlar dışında tamamı Ereğli'den olacak. Efendime söyleyeyim gibi böyle teknik şartlar yaparak bunu da belediye meclisimizden, burada belediye meclisimizin üyeleri de var. Onlara çok teşekkür ediyorum arkadaşlarıma. Hem AK Parti olarak,
hem belediye meclisimizi oluşturan Milliyetçi Hareket Partisi, CHP'deki meclis üyelerimiz de bunları, bu yetkiyi meclis bana oy birliğiyle verdi. Dediler ki tamam başkanım, devam et. Emeği geçenlere, katılımlarınızdan dolayı sizlere hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Program özel hastane için hazırlanan sözleşmeye imzalara atılarak son buldu. Hayırlı uğurlu olacak bu özel hastanemiz. İnşallah diyoruz. Her şey daha güzel bir Ereğli için. Güçlü alkışla alalım mı? Ereğli'ye özel hastanemiz hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Şöyle